Aloe Verale Shampoan. Malzeme 43 gram safsu, 10 gram aloe vera suyu, 35 gram kokobetain, 5 gram kokoglukosit, 3 gram glycerin, 1 gram aloe vera özü, 0.5 gram pantenol, 1,5 2 gram arasında bitkisel keratin, 1 gram koruyucu K712, 3 gram CP Love and Life Essence. Bunun yanında xantangam kıvam için lazım ve isterseniz sarısı ve boya değil, misket limon boya kullandım. Merhaba, justinesabunatelier.com'dan. Bugün basit bir tane proje yapmak istiyorum diyebiliriz. Yani sıcak yok, sadece karıştırmak var. Bir tane şampuan. Burada su ve aloe vera özü var. Şurada kokobetain var. Onu şimdi ilave ediyorum. Dikkatle karıştırıyorum. Burada kokoglukosit var. Bunun biraz kıvamlı, o biraz sıcak. Onu da ilave ediyorum. Spatulam sayıyorsa onu da koyayım. Dedim ki biraz kıvamlı bir oyunlay. Bunu da karıştırıyorum. Ve burada aloe vera özü var, glycerin var ve pantenol. Bunu da ilave ediyorum. Şimdi görüyorsunuz bunun kıvamı su gibi. Bu yeni çıkan piyasada doğal uygun, hassas ciltler için uygun surfaktanda, yani köpük yapan malzeme maalesef kıvam olmuyor. Kıvam böyle su gibi. Kıvam sonra ilave edebilirsiniz. İlk olarak bunu pH ayarlamamız lazım. Bunun için keratin kullanıyorum. Bitkisel keratin. Onun pH'ı düşük. Bu da yaklaşık 2 gram yeterli oluyor. Bizim derdimiz burada saça uygun pH getirmek için. Aynı zamanda tabii ki bitkisel keratin saçlar için güzel oluyor. Fakat ben hiçbir zaman bunda tamamen memnun kalmıyorum. Ama tabii ki her saça bağlı değişir. Şimdi bir kez pH kontrol etmemiz lazım. Şampuanlar için yaklaşık 5,5 istiyoruz. Ben onları buradaki stickerla kullanıyorum. 5,5 biraz fazla düşürdük. Bu 4'te saç için hala uygun. Yani 1,5 gram kullansaydık keratin daha iyi olacaktı. Yani 4 ve 6 arasında genelde şampuanlar diyorlar. 5,5 tabii ki en sık duyan rakam, ama dediğim gibi şampuanlar markaya bağlı 4 ve 6 arasında oluyorlar. Yani bırakabiliriz böyle, sıkıntı yok. Şimdi istediğiniz esans önce ilave edelim. Love and Life esansı ilave ediyorum. Şu anda hoşuma gidiyor. Burada yaklaşık 100 gram ürün var, yani 2 gram esans ilave edebiliriz sıkıntısız. 3 de oluyor. Yoğun olsun, 3 diyelim. Zaten kıvam vermek gerekir. Çünkü bazen yüksek miktarlı esans kıvam sallıyor böyle ürünlerde. Bunu biraz sütleşti. Bazen zaman ile şu tekrar şeffaflaşıyor. Bazen esansa bağlı böyle sütlü kalıyor. İsterseniz renk de ilave edebiliriz. Yeşil yapalım diye düşünüyorum. Tabii ki tamam keyfinize göre. Yapın, yapmayın, ilave edin, ilave etmeyin. Şu misket yeşili. Misket limon, pardon. Misket yeşil değil. Şimdi kıvam. Kıvam vermek her zaman biraz sıkıntılı doğal ürünler. İsterseniz xantangamla bunu yapabilirsin. İsterseniz karbomer ile onu yapabilirsiniz. Xantangam kıvamı herkese beğenmiyor. Onu dikkat etmeniz lazım, ama deneme için. Olur. Sabit bir miktar burada da diyemiyorum.
genelde binde beschi tale olio die Herr Kessel dir aber dem gebe ich tejachen das göre backmanns lassen eine samanda schim die ila wettem saman kan kwam ens und kwam del ja dann ja wenn dann sonne kwam da hajon olio aber pickes bei der japanes japanen schon da jedem gramm santan gramm war ila wird mir kessman man wird das die kindle topaklama chabuchak ja pio ist das ein bekat stamm da ja da glisserin ono schüsse belassen ist ja ni norm böle bi kessi se gestemme gestiom chunki jap mag mögen und dann del ama oder schmeckt da so adem ila werden köpük yapma maya çalışın o en büyük sıkıntı çünkü xantangam köpük üstünde kalıyor. Bundan sonra tabii ki topaklama daha hızlı oluyor. Ama blenderla da çekebilirsin. Da dediğim gibi her zaman olmuyor. Görüyorsunuz topaklama hala var. Onda aynı, her zaman aynı sıkıntı. Bunu şimdi ezerek yapabilirsiniz. Karıştırarak blenderla da bu da ama sıkıntı çünkü köpük yapacak. Köpük yapınca tabii ki tekrar salmaya bekleyeceğiz. Şimdi topakları alıyorum. Kenarda esmeye çalışıyorum. Bunu böyle karıştırarak birkaç saat beklemeniz gerekir. İstediğimiz kıvamı oluyor, olmuyor, alıyor, olmuyor. Topakla sizi çok rahatsız ediyorsa bir ufak çay süsü geçirin orada ezebilirsiniz. Yani orada biraz ulaşmanız lazım. Dediğim gibi tavsiyem biraz gliserinle onu çözün. Ya çözmek de doğru değil. Yani daha kolay bir kıvamı getiriyoruz onu böyle. Kıvam aldıktan sonra onu size tekrar göstereyim. Birazdan görüşeceğiz. Şimdi kıvamı biraz çoğaldı. Görüyoruz. Bence öyle iyi olacak yarın. Şimdi xantangam ilave etmek biraz zor biliyoruz. Bu yüzden tavsiyem olarak şurada burada bu hata yaptım. Aklıma gelmedi tatakın. Şurada kullandığım gliserin hemen koymayalım. Onu xantangam dağıtılmak için kullanıyoruz. Böyle ilave etmek daha kolay oluyor. Topaklama yapmıyor, süsleme işi yapmak zorunda değiliz. Bu yüzden bu gliserin buraya direkt ilave etmeyin. Ayrı bırakın, tatın. Xantangam bunun içinde karıştırarak çözün. Yani çözmüyor ama böyle dağılmış oluyor. Bundan sonra çözülmüş olanı dağıtılmış xantangam buraya ilave ediyorsak çok daha kolay olacak işi. Şimdi bunu ufak bir şişeye dolduruyorum denemek için. Yani eve getirmek için. Ve bak yani kullanım için hazır. Kurucu da kattık. Bakın video dün başladı. Ama dediğim gibi en son kıvam yarın ancak ulaşacak. Bazen bile iki gün istiyor. Bu yüzden paniklemeyin sıvı diye. Bakın bekleyin. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü bütün böyle kıvam vereceği maddeler ancak bir gün içinde hazır oluyorlar. Yani ondan derdi şimdi bu şişmeye başlıyor ya en son şişme noktası ancak bir gün sonra ulaşıyor. Ve dediğim gibi bazen bile daha uzun zaman sürüyor. Benim bir tane deneme vardı. Onu da istediğim kıvama hemen getirdim ve bundan sonra 3-4 defa sulandırmak zorunda kaldım. Çünkü her gün daha kıvamlı olmaya başladı. Her gün daha şişeden çıkmaya başladı. Yani biraz sabırlı olun en son kıvam olarak. Not alın ne kadar ilave ettiniz. Bir sonraki yapımı daha kolay olacak. İlk yapımız arası şu sabır işimiz var. Tamam. Şu anda bunu yaptık. Biraz şişe de batırdım. Aferin bana. Deneyelim. Bakarız. Umuyorum o projeyi beğendiniz. Başka bir şey. Yeni şampuan
yaptık ve gelecek kez tekrar görüşmek dilerim. Ben Justine, sabunatelier.com'dan. Bye bye.